bizi o kadının eline bırakmayacaksın anne, değil mi? Annem bizi ne zaman bıraktı Kiraz? Güneşimi görelim de kızım. Ondan sonra alıp gideceğiz, merak etme. Yok, o iş öyle değil. Kanun var, nizam var. Çocuklar benimdir. Ya şimdi şurada söylenecek laf mı? Bir sus. Bu cennet kadın nasıl bu kadar çabuk öğrendi, ha? Söyledin değil mi? Tutamadın kendini. He, aradım ben söyledim. Kendi kızı değil mi? Duymuş bir yerden. Telaş etmenize hiç gerek yok. Oğlunuzun durumu gayet iyi. Oğlunuz mu? Ne? Oğlunuz mu? Herhalde bir yanlışlık oldu doktor bey. Biz Güneş var ya, sarı kız. Yani onu soruyoruz. He, onun için sarı civciv. Tamam, ben de Güneş'ten bahsediyorum zaten. Korkulacak herhangi bir şey yok. Kerata gayet sağlıklı. Yok yani, şimdi Güneş kızdır ya, yani oğlan değil. Birazdan hastanızı çıkaracaklar. Geçmiş olsun. Bir dakika, bir dakika. Bu şimdi... Doğru söylüyor. Doğru mu söylüyor? Kardeşin Güneş erkek. Ya siz beni çıldırtmak için yemin mi ettiniz? Bu ahbaba onu da elimden almasın diye sakladım. Hele. Anam bu kadının her şeyi yalan. Baştan aşağı yalan. Ya onca sene bizi nasıl kandırdınız ya? Aha, devleti bile dolandırdınız. Tıfı sana. Hey lanet olsun, lanetler yasın başından aşağı. Oğlum, beni affet. Senin nereni affetsin? Seni Allah affetsin. Oğlum, ben kimsesizdim. Cahildim. Şimdiki aklım olsa, şimdiki aklımın gücü olsa bu kadın seni benim elimden alabilir miydi? Vermezdim. Ben hiçbir evladımdan vazgeçmedim. Kendimce korumaya çalıştım. Seni susarak korumaya çalıştım, Güneş'i saklayarak. Ama hiçbirinizden vazgeçmedim. Hele vazgeçmedin de ne halt ettin? Sus. Susun hepiniz. Ya susun! Geçmiş olsun. Güneş, annem iyi misin? İyi. Kusum. Açıyor mu bir yerin anneciğim? Kusum. Anam bunların hepsi yalan dolan baştan aşağıya. Yeter ya! Panayır'a çevirdiniz burayı. Hadi yürüyün. Ne yapıyorsun? Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz, söyle kim vardı burada? Ha? Söyle. Sevgi. Ne yapıyorsun burada ya? Beklemiyordun beni değil mi? Ha, söyle kim vardı burada? Nereye sakladın? Ha? Nereye sakladın sevgilini? Ha? Çık ortaya. Buraya mı sakladın? Neredesin? Ey Allah'ım ya Rabbim. Yılmaz. Cüneyt anladı değil mi geleceğimi? Hemen sana haber yetiştirdi. Sen de gönderdin sevgilini, ha?
Ne sevgilisi Allah aşkına ya? Ha söyle kim vardı? Oy başım ağrıyor. Bir ağrı kesici versene bana. Yılmaz kim vardı burada? Ben neyin derdindeyim, sen neyin peşindesin Allah aşkına ya? Demek yeter ki evet diyeyim ha. Ne olacak evet dediğimde? Hak ettiğin yerde olacaksın. Yılmaz'ın gölgesinden sıyrılıp sen olacaksın. Peki senin bu yakın ilgine mazhar olmamı neye borçluyum? Bayram değil, seyran değil. İşlerimi yeniden düzenliyorum diyelim. Yılmaz'la yeni bir savaşa, bir cephe daha açıyor olabilir misin? Yılmaz'la savaşımız baki. Ama burada bahsettiğimiz senin ve benim menfaatimiz. Seninle menfaat ortaklığına girebileceğimi nasıl düşündün peki? Hem de Yılmaz'ı satmak pahasına. İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Sadakatin yüzünden büyüyemiyorsun. Benimle çalış. Hak ettiğin yerde ol artık. Sen sadakat hakkında söz söyleyebilecek son insan bile değilsin Bilal. Şimdi sen bu teklifi hiç yapmamış ol. Ben de bu hakarete maruz kalmamış olayım. Ah, ama bunu bir hakaret olarak görmen beni çok üzdü. Ben sadece... Yeter Bilal. Sen kendinden başkasını düşünmeyen bir adamsın. Beni bile sırf Yılmaz'la ortaklığımdan dolayı kendine çekmeye çalışıyorsun. Her şeyi satın alabileceğini sandığın servetinin hükmünün geçmeyeceği şeyler var. Bunu kafana iyice sok. Tamam? Maalesef Artem. Zamanı gelince her şeyin satılığa çıktığını gördüm ben. Sadece bazılarımız geç kaldık. Ay 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 ay. İnanılır gibi değilsin Sevgi. Beni bununla nasıl hitap edersin? Yapmaya çalıştığın ne biliyor musun? Biraz yalnız kalabilmek. Gerçekten özür dilerim Yılmaz. İnan buraya gelmekteki niyetim bu değildi. Senden özür dileyip seni evimize götürecektim. Bana ne zaman inanmaya başlayacaksın? Ha? Bu düşüncelerden ne zaman vazgeçeceksin? Gerçekten özür dilerim Yılmaz. Hadi evimize gidelim lütfen. Yok. Biz şimdi eve gitmeyelim. Biraz daha yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Ben Cüneyt'i arayayım. Gelip seni alsın. Olur mu? Gerek yok. Ben kendim giderim. Yakalanacağız diye çok korktum Yılmaz. Ne işin var senin burada? Hatırlamıyor musun gerçekten? Neyi hatırlayacağım? Ha? Kiraz! Anne! Kiraz annem! Annem! Anne kurtar beni! Ne direkiyorsun? Nasıl olsa alacağız kardeşlerimi, anladın mı? Nerede alacaksın? Mahkemelerde sürüp sürüp sürüneceksiniz. Yaz gelsin, yonca bitsin. Sen var ya yapayalnız öleceksin biliyorsun değil mi? Yapayalnız öleceksin. Çünkü hiç kimsen yok. Benim çocuklarıma muhtaçsın. Ama onlar bir gün benim yanıma gelecek ve sen yapayalnız öleceksin. Bırak! Cennet kadın! Bırak! Cennet bırak! 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 Ana hadi! Bu yaptıkların yanına kar mı kalacak sanıyorsun ha? Kanun var, hukuk var. Hapislerde çürüyeceksin sen.
Asıl siz kendinizi nasıl kurtaracaksınız onu düşün. Koskoca devleti kandırdınız be. Erkek çocuğunu kız yaptınız ya. Ya ben size şikayet edersem ne olur? He? Hepiniz hapislerde sürüm sürüm sürünürsünüz. Ana haydi. Haydi. Senin demek kalbin taş oldu ha? Senin demek kalbin taş oldu. Bırak. Kiraz. Anne. Kiraz. Bırak. 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 Anne bırakma beni ya. Yapma itme. İtme oğlum itme ya. Güneş. 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 Anne. Korkma anne. Güneş. Korkma geleceğim ben. Geleceğim. Yılmaz Bey, ben inanın nasıl olduğunu anlamadım. Siz odanıza çıkmak için benden yardım istediniz. Anahtarınızı kaybetmiştiniz. Sonra da işte... Peki şimdi ne olacak Yılmaz Bey? Ne olacak Hande? Yani isterseniz ben hiç kimseye bahsetmem. Siz nasıl isterseniz öyle davranırım. Yeter ki beni işimden... Yani yanınızdan ayırmayın. Ben zaten sizin için geçici bir heves olduğumu fark ettim Yılmaz Bey. Bir daha kaçmaya deneyin bakalım. Ben size neler ediyorum. Mum edip şamdana dikeceğim. Anam bu da erkekmiş. Hay tövbe tövbe. Ya Rabbim ya sabır ya selamet. Kız onca vakit nasıl olup da becerip sakladınız? Annem söyledi ya. Senin şerrin yüzünden. Ha benim şerrim yüzünden. Anam dilde pabuç gibi maşallah. Ha. Hanım teyze, benim Veysel. Ulan hangi yüzle beni arıyorsun? Oğlumu öldürüyordun. Vallahi ben yemini vurmaya gelmedim hanım teyze. Benim hesabım o bile yemin silahın önüne atladı. O benim arkadaşım. Bak vallahi kaza oldu. Ne kazası be? De git. Sen kimsin de koskoca Bilal Bey'e diyorsun? Ulan önde gideni senin babandır be. Ya hanım teyze bir dur da dinle. Veysel başlık parası üstüne bir o kadar kabahat cezası koymuş. 100.000 lira diyormuş. Ne? Yüz bin... Oğlum sen ne diyorsun? Aklını mı kolayladın? Ne diyorsun Veysel? Hele bir de. Ben dedim yeminin peşine düşer belki. Parayı vermezseniz yani. Haber vereyim tetik oğlum. Ben üstüme düşeni yaptım hanım teyze. Artık iş sana kalmış. Kollu oğluna. Gelenler, vay benim başıma gelenler ya. Benim doğuyum oğluma, canına kastetti bu Faysal Allah. Tabii her fırsını alamadı, aha, şimdi de parasının peşinde. Ha, yok işte, yok. Yok. Allah'ım bunun başına bir iş gelmiş olmasın. Ne oldu? Niye aradın?
Ya neredesin oğlum? Öldün meraktan. Nerede olacağım? Bilal Bey'le işim vardı. Ne oldu? Ne olacak? Veysel aradı. Faysal Ağa haber yollamış. Diyor ki artık bu başlık parası yetmez. Bir de üstüne kabahat parası isterim. 100.000 lira. Ya diyor 100.000 lirayı verirler ya da Allah korusun yarabbim. Adamları yollarım, yeminin canını alırım diyormuş. Ya sen bir baksana bize. He? Artık o iş o kadar kolay mı? Buyursunlar gelsinler bakalım. Ya hele bir gelsinler. He, ne diyorsun sen yemin koskoca Faysal Ağa? Ya verelim Zümrüt'ü kurtulalım. Zaten o uğursuzun yüzünden oldu her şey. Okuyacağım okuyacağım. Ha okudu işte. Verelim kurtulalım uğursuzu. Kadının elinde bir canı kaldı zaten. Bir de Zümrüt. Tövbe tövbe. Çocuklarını da aldın elinden. Zümrüt'ü de Faysal'a vereceğine al canını. O da kurtulsun sen de. Biz ek Zümrüt kalmışmış. Kalmaz. Bak sakın. Sakın kendi başına bir işe karışayım deme. Karışma. Dert benim derdim. Niye dert senin derdin oluyormuş? Ha? Niye dert senin derdin oluyormuş? Dert onların derdi. Biz onların yüzünden evimizden, barkımızdan, yurdumuzdan olmadık mı ya? Sen bunları ne çabuk unutuyorsun ya? Ya bir şeyi unuttuğum yok. Ama da yeter Allah aşkına yeter ya. Ya Faysal artık ister mi sanıyorsun Zümrüt'ü? He? O herifin tek derdi parası. Başka bir şey değil. Bak o da benim derdim. Karışma. Senin derdin değil. Nereden bulacaksın o kadar parayı? Ha? Elini kirletmeden o kadar parayı nasıl bulacaksın? Bak benim bu işe hiç rızam yoktur. Bilesin. Neyi demeyim? Deme öyle. Hangisini demeyim? Cümle aleme rezil olduk. Onu mu demeyim? Babamın canına sebep oldum. Onu mu demeyim? Senin bir suçun yok. Faysal Ağa'ya borcumuz neyse ben öderim, çalışır öderim oğlum. Bulmayacağım zaten. Herkes ne hali varsa görsün. Artık kimsenin karşısında o eski yemin yok. Sen de çıkar artık aklından. Karışma. Duymamış, bilmemiş ol. Özür dileyecekken ne yaptım ben? Güneş'i üzecekler diye korkuyorum. Kala kaldılar yine öyle çaresiz bir başlarına. Çocuğun tam ihtiyacı olduğu zaman da yanında yok kız. Kim ki bu? Otur sen, otur otur. Ben bakarım. Oo, gece kuşu yine kapımıza konmuş. Ne oldu, ne istiyorsun? Ya bırak deli deli söylenmeyi Cennet. İki çift lafım var, sonra çekip gideceğim. İyi. De bakalım iki çift lafın neymiş, söyle. Ne demeye geldin sen? Döktüğün şer yetmedi mi? Kız sen hala konuşuyor musun? Hepimiz senin yüzünden telef olduk. Yerimizden, yurdumuzdan olduk. Okuyacağım, okuyacağım. Aha okudun. Baban senin yüzünden öldü. Daha ne konuşuyorsun? Cennet kadın. Bak Faysal Ağa haber yollamış. Başlık parası yetmez, bir de kabahat parası istiyorum diyor. 100.000 lira. Yoksa yemini vuracakmış. Aha bunu Faysal'a yollasak olmaz artık. Zaten mundar oldu. Sen ne yapıp edip bu parayı bulacaksın? Ha ben bulacağım. Sen bulacaksın. Analığını sınamak istemiyor muydun? Ha? De sına şimdi. Yemin darlanıp kirlenip pisleneceğine sen darlan pislen. Kirlenmenin ne olduğunu sen çok iyi bilirsin. Haydi git, lafın bittiyse artık yürü. Ben diyeceğimi dedim. Sen düşün. Vebali boynunuza. Anne nereden bulacağız bu kadar parayı? Yılmaz abilerden mi istesek?
Kimseden para falan isteme. Bir şey olmayacak Güneş, korkma. Berber amca şimdi senin saçlarını kesecek. Artık oğlan çocukları gibi olacaksın, ha? Seni tarlada bir kayanın dibinde doğurdum. Yapayalnız. Erkek olduğunu gördüğümde paderin önüne geçtim. Altın çocuğum. Vebali boynuma. Ne oldu Güneş? Kesilmek istemiyor musun yoksa he? Ya her çocuk korkar berberden. Kes dayısın. Ya çocuk kesilmek istemiyor. Sen niye anlamak istemiyorsun? Öyle her dediğini yaparsan baş edemezsin. Güneş gel buraya. Çocuk nasıl alıştıysa saçlarını elletmiyor bile. Tamam, kimse kestiremez senin saçlarını. Gel buraya. Sen topla dayı benimkini. Bırak artık. İki lokma bir şeyler ye. İyice güçten gideceksin. Ben bu üzerimizdeki kara bulutları nasıl kaldıracağım? Nasıl yapacağım? Çocuk. Anne ben sana inanıyorum. Ben sana güveniyorum. Bütün belaları savdın. Gene savarsın. İnşallah. İnşallah. Maşallah, maşallah. Keyfiniz pek yerinde. Anam bunlar bizi nasıl yıllarca ayakta uyutmuşlar? Basbayağı erkek çocuğu bu. Annem yıllarca bir çocuk hırsızlığıyla yaşamış. Ne yapsaymış kadın? Kiraz, ben senin o dilini kökünden koparırım. Lafını bil öyle konuş. Hanım kadın, Yemin Bey. Bilal Bey sizinle görüşmek istiyor.
Kiraz! 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 Bak hanım kadın, cennetle arandaki meseleyi anlarım. Ama çocuklara fena davranıyorsun. Böyle olmaz. Öğleden sonrasında Güneş için psikolog randevusu aldım. Çocuk etkilenmiştir. Al götür. Abi çocuk erkek çıktı, deli değil ki. Ben direkt alıp onu sünnetçiye götüreyim. İyi düşünmüşsün abi. Biz zaten hep Mardin'de giderdik. Ben de zaten çıkarıp bir gezdireyim diyordum çocukları. Gezdir. Çocuğun üstüne de doğru düz bir şeyler al. Erkek çocuğu gibi giyinsin. Olur abi. Vallahi Bilal Bey çok, çok büyük adamsınız. Allah sizden razı olsun. Yani Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Dediklerimi sakın unutma. Bundan sonra çocuklara iyi davranacaksın. Para işlerini de Sabri'den hallet. Estağfurullah. Yani ben de çok gereksiz şeyler söyledim. Asıl hatayı ben yaptım. Sana güvenmeliydim. Yani aslında güveniyorum ama bazen kafam karışıyor. Yoksa sen güvenilmeyecek bir adam değilsin. Bugün ne yapıyorsun? Bugün hiç. Yani her zamanki gibi hiç. Güzel. Atölyeye gelmek ister misin? Nasıl yani? Yani atölyeye gelmek ister misin? İsterim tabii. Sağ ol. Çok sağ ol. Sen sağ ol. Zümrüt'ü Faysal'a vereceksin. Namusumuzu da. Borcumuzu da temizleyeceksin. Memleketi alnımız ak, başımız dik gireceğiz. Kabul mü? Ne diyorsun oğlum? Ben kardeşine bunu yapamam. Senin bir suçun yok. Faysal Ağa'ya borcumuz neyse ben öderim. Çalışır öderim oğlum. Bu mu son sözün? Ya getir parayı. Tamam, ben de Kiraz'la Güneş'i sana geri vereceğim. Ya senin bitti çocuklarının merakında değilim. Benim için bir tek yemin, bak Cennet, o senin bitti çocukların için elini kire bulamaz ki. Cennet Hanım, eksik malzemelerle ilgili listeyi hazırlayın da tamam atalım. Tamam, ben hemen hazırlarım. Oo, hoş geldiniz. Seni burada görmek ne güzel. Vallahi Yılmaz çok ısrar etti. Atölyenin hesap kitap yapabilecek bir müdüre ihtiyacı var dedi. O zaman Sevgi Hanım burada müdür olacağına göre Cennet Hanım da ustabaşı olarak çalışacak, öyle mi Yılmaz Bey? Evet, evet. Atölye artık sevgiyle Cennet'e emanet. Kolay gelsin. Çok yüz veriyorlar bu kadına. Ama bana kalırsa kalıcı değil buralarda. O biraz zor canım.
Eğer müsait değilsen sonra gelebilirim. Yok, müsaitim. Ben de zaten seni arayacaktım. Bir şey mi oldu? Teklifin hala geçerliyse kabul etmek istiyorum. Tabii ki. Yani senin gibi bir asistana her zaman ihtiyacım var. Da bu ani değişikliğinin sebebi nedir? Şartlar diyelim. İyi görünmüyorsun. İyi olmam için tek bir sebep bile yok. Bak, bir çalışmaya başlayalım. Bir değil, böyle bir sürü sebebin olduğunu göreceksin. Ne zaman başlıyoruz çalışmaya? Yani o kadar çok birikmiş iş var ki nasıl altından kalkacağım diye düşünüyordum. Aslında benim dersten önce vaktim var ya, hemen başlayabiliriz. Seve seve. O zaman ben bunları bırakıp geliyorum. Tamam, burada bekliyorum. Gel. Ay, kusura bakmayın, ben Artem Bey'i arıyordum da işinizden etmeyeyim sizi. Gel gel gel, Artem yoksa ben varım canım. Sorun ne? Ben ona bir şey soracaktım da. Ha, sen şeyi mi soracaksın, mahkemeyi mi? Avukatla konuştum. Dava açıldı, duruşma gününü bize bildirecek sonra. Ay çok sağ olun. Cennet. Güneş iyi değil mi? İyi. İyi herhalde. Yani bilmiyorum ki. Zor bir süreç. Yılmaz Bey, şu Bilal denen adamla ben acaba konuşsam mı? Sakın ha, onunla ne konuşacaksın canım? Yani şeytan ne kadar insafa gelirse Bilal de o kadar insafa gelir. Yani boşuna başını belaya sokma Cennet. Yani ne gerekiyorsa ben yaparım. Öyle işte, çocuklar arada olunca insan her şeyden medet umuyor. Doğru, haklısın. Hayatım, şu siparişlerin üstünden beraber geçelim mi? Olur, geçelim. Ha, sen de mi buradaydın Cennet? Ben de buradaydım. Ben bir atölyeye gideyim, tezgahlara bakayım. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Bakayım. Evet. Yeni okul arkadaşın Demir Koçeri. Nasıl, sen bizim okula mı kayıt oldun? Evet, artık bundan sonra ben de bu hapishanenin bir mahkumuyum. Geçiş için puanın yetti o zaman değil mi? Yo, aslında bütçem yetti desek daha doğru olur. %100 burslu girmeyince tabii. Bursuz da olsa okumaya karar verdin ha? Ya bu bile büyük bir şey. Artık hiç yalnız kalmayacağım desenize. Yeni işinden sonra zaten kalmayacaksın. Yeni iş? Ben de Yusuf'un projesinde çalışmaya başladım. Ha. Anlayacağın, okuldan sonraki bütün boş vakitlerinde benim işkenceme maruz kalacak. Senin adına sevindim. Ben de çok sevindim. Hem senin buraya kayıt olmana sevindim, hem de ek işime çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Neyse. Şunu hatırlıyor musun? Selam. Konuşmak istediğim, daha doğrusu yardım istediğim bir konu var. Yok, bugün görüşmemiz çok zor. Ama yardımına ihtiyacım var. Yusuf'un işini kabul etmeni beklemiyordum. Mecburdum diyelim. Zümrüt, annen atölyede işe başladı. Belli ki daha düzenli bir hayatınız olacak. Ve sen şimdi bana mecburdum diyorsun. Geçen sefer niye kabul etmedin o zaman? Ya Demir, bu işi kabul etmemi sen istemedin mi? Şimdi bu tepkini hiç anlamıyorum ben. Haklısın ama mecburdum bana yeterli bir cevap gibi gelmiyor. Yusuf'la iyi anlaşıyorum.
onunla çalışmak istiyorum demen daha samimi. Seninle ne kadar iyi anlaşıyorsam Yusuf'la da öyle anlaşıyorum. Evet, doğru. Ama ondan daha önemlisi şu anda çok para kazanabileceğim bir işe mecburum Demir. Bak işte yine bir sorunum var ve bana anlatmıyorsun ki sen. Yanım kapıya dayandı. Dedi ki 100.000 lira verirseniz bana kardeşlerimi size geri vereceğim dedi. Öyle mi dedi? Üzülme. Halledeceğiz. Ay ben böyle kapının var ya. Ha? Kiraz? Ah canım benim, sıkılıyorsun değil mi? E haklısın yani, böyle in gibi odada. Gençsin, güzelsin. Gezip tozacaksın tabii, gelmişsin koskoca İstanbul'a. Senin kafana taş falan düşmedi değil mi? Yok, niye ki? Yok yani sen böyle şeyler söylemezsin de. Senin kafana kesin taş düştü, tamam. E seni gidi çal çene kiraz, kurtlu kiraz. Sen beni iyice canavar belemişsin. Niye, ben de bir anayım? Hadi yürü kalk, alışverişe gidiyoruz. Sana yeni giysiler alacağız. Aha bu sarı civcive de erkek kıyafeti alalım. Değil mi ha? Civciv alalım mı? Hadi yürü, Yemin abin dışarıda bekliyor. Tamam, sen geç, biz geleceğiz. Güneş, değişmiş yani. Haydi gel. Cennet abla, sana telefon var. Bana? Kim? Alo. Cennet Hanım, iyi günler. Ben Bilal, Yemin'in patronu. Sen niye arıyorsun beni? Ne istiyorsun benden? Müsaitseniz eğer sizinle görüşmek istiyorum. Konuşmak istediğim şeyler var. Ne görüşeceğim seninle? Çocuklarımı göstereceksen görüşeyim. Bakın Cennet Hanım, benim sizinle hiçbir meselem yok. Eğer oturup yüz yüze konuşabilirsek sorunları çözebileceğimize inanıyorum. Cennet Hanım. Tamam, nereye geleyim? Madem buradan çıkışımız yok, kapıya da adam dikmişler Güneş. Biz o zaman güzelce alışverişimizi yapalım. Fiyatlar çok pahalı. Şimdi bunlar fazla fazla alır, vallahi rezil rüsva oluruz Bilal Bey'e. Merak etme, bir şey olmaz. Güneş, bu sana çok yakışır ya. Ama öyle şey almak yok tabii. Şş, kız, ne istiyorsa alın Güneş ha. Acele edin sadece, psikoloğa gideceğiz. Bak randevu aldık çocuğa. Tamam. Al kiraz, al al. Sen de birkaç tane al. Yani sadece Güneş'e alma. Bak hadi bak. Nasıl? Al al. Hepsini al. Kapatalım dükkanı. Uyku musunuz acaba? Bir şey soracaktım da. Tabii. Böyle usulsüz olacak ama benim aciliyetle dışarı çıkmam lazım. Bir saatliğine gidip gelebilir miyim? Tabii gidebilirsin. Yılmaz Bey'e de söylemem icap ediyor mu? Yok, gerek yok. Benden izin alman yeterli. Tamam, sağ olun. Hemen gidip geleceğim. Alo Bilal. Teşekkür ederim.
eve gelen biri olursa diye. Isıya duyarlı bir cihaz. İyi düşünmüşsün abi. Ne zaman yerleştireceksin evine? Bir saat sonra hazır. Bu telefon benim arabadan çıktı. Arama kayıtlarına baktırırsın önce. Benim yapmama izin vermiyorlar. Merak etme. Hemen aldırırım dökümü. Tamamen temizlemişler. Sıkıntı yok. İlk önce telefonun kime ait olduğunu, kimlerle bağlantılı olduğuna bakarız. Büyük bir ihtimalle sahte bir kimlik kullanmıştır. Ziya abi, gözünü seveyim, beni bu meseleden akla. Bu komployu kimin kurduğunu bul. Merak etme, hemen başlıyoruz çalışmaya. En yakın zamanda senden güzel haberler bekliyorum. Tamamdır. Hayatım. Ya daha öğlen bile olmadı ama ben kurt gibi acıktım. Yemeğe çıkalım mı? Bunu çok isterdim hayatım ama iptal edemeyeceğim bir sürü randevum var. Gel. Kusura bakmayın Yılmaz Bey, rahatsız ediyorum. Toplantınız var, hatırlatmamı istemiştiniz. Aa, evet. O randevu saatlerini biraz ileri atar mısın? Sevgiyle yemeğe gideceğiz. Peki nasıl isterseniz. Gidelim hayatım. Gidelim. Kaç bakalım Yılmaz. Nereye kadar kaçacaksın? Evladım, bir bakan yok mu burada? Ha. Bak, bu kızın saçına şöyle bir bakım yapılacak. Bakım lazımdır. Teyze, sizin işiniz uzun sürer. Sıra da çok, randevular falan. Öyle mi? Bana soracak olursanız, siz şu mahalle arası kuaförlerinden birine gidin. Hem sizin keseniz için daha uygun olur. Öyle. Sen kimi beğenmeyip de içeriye sokmuyorsun ha? Bu kadın var ya, senin rüyanda bile binemeyeceğin arabalara binip... ...aha şurada kapı gibi duran adamları koruması eşliğinde geziyor. Sen şu kıytık salonun parasını ödeyemeyecek mi sanıyorsun ha? Çok çok özür dilerim efendim. Haklısınız. Buyurun, hemen alalım sizi. Aferin Kiroz. İşleminize hemen başlayacağız. Bu arada bir şey içer misiniz? Ben bir orta şekerli Türk kahvenizi alayım. Ben de bir sade kahveni içerim oğlum. Ey maşallah, maşallah. Peki o çocuklara hanımdan daha iyi bakabileceğinize emin misiniz? Nasıl geçineceksiniz? Ben sana hesap mı vereceğim? O kadının senin kirli paranla o çocuklara baktığını bilmiyor muyum? Siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Bana bak. Bir çarem var dedim, beni çağırdın. Neyse söyle, uzatma. Meselenin farkındayım ben. Bir değil iki çare var. Tamam söyle o zaman. Hanımı ikna edemem. Seneler içerisinde size karşı çok kin biriktirmiş. Çocukları alamam. Ama borcu biliyorum. Eğer müsaade ederseniz borcu sizin yerinize ben ödeyeyim. Çocuklarınızı alın. Yeminin haberi olmasın. Ben seni tanıyorum. Sana borçlanacağıma ölürüm daha iyi. Borç değil bu. Hibe hiç değil. Demir Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Arabamı satıyorum. Aa, siz arabanızı satmazdınız. Bir sıkıntı yok değil mi? Öyle gerekti. Siz ilgileniyor musunuz onu söyleyin. Siz satarsınız da ilgilenmez miyiz? Tamam o zaman hemen halledin, sizden haber bekliyorum. Elbet. Sevgi Hanım. Bakın, yemine yardımcı olmak için. Eğer ona yardım etmek istiyorsan ondan uzak dur.
Tamam Tarık Bey. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Ne diyor hayatım? Yeni araba mı gelmiş? Onun gibi bir şey. Geçelim mi? Geçelim. Affedersin hayatım. Bir randevum daha olduğunu hatırladım. Onu iptal ettirmemiştim. Olabilir tabii, iş dünyası. Zaten Cennet Hanım da işinin başına dönmediğine göre benim de atölyeyi boş bırakmamam lazım. Azıcık işim var dediği buymuş demek ki. Uzun ve koyu bir sohbet. Çıkalım mı? Benim muardinli kirazıma bak, ne güzel oldu. Kız sende ne cevherler varmış. Size de yapalım. Şöyle saçlarınızın rengini açarız biraz. Bir cilt bakımı yaparız. Bir de hafif makyajla fıstık gibi olursunuz. De git. Deli mi ne? Tövbe tövbe. Senin ne kadar güzel yüzün varmış kızım, maşallah. Çok teşekkür ederim. Ajansa falan da kayıtlısındır herhalde. Yok, değilim. O zaman ne mutlu bana. Bak, bu benim kartım. Annenden imzalı izin kağıdını getirirsen seni bazı çekimlere hemen gönderebiliriz. Annesi benim. Hele neymiş bu? Ne ajansı bu? Yok ya, bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok. Paramız, pulumuz, neyimiz var çok şükür. Kalk biraz, kalk. Yürü, gidiyoruz. Sen yeni de al. Sonra ikna edersin belki. Hadi hanım, hadi. Ah Sevgi. Hande'cim, bize yiyecek bir şeyler söyler misin? Yemeğe gittik ama bir şey yemeden döndük. Ya, Yılmaz Bey nerede? O asansöre binmedi. Merdivenlerden çıkıyor. Biraz siniri bozuk. Peki ne söyleyeyim, ne yersin? Hiç fark etmez. Sushi, mushi bir şeyler söylersin. Tamam, ben hallederim. Ah, Yılmaz Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Yani bu benim için ağır bir travma oldu. Şöyle yapabilirsin. İstersen çalışmayabilirsin. Uzun bir istirahat de yapabilirsin. Travma içinde ne gerekiyorsa onu yapacağım. Sorun yok. Ama Yılmaz. Yılmaz Bey. Peki Yılmaz Bey? Ben sadece... Peki travma yok. Ne söyleyeyim, ne yersiniz? Bir şey yemem. Cennet'in görüştüğü adam madem senin düşmanın, ne işi var onun yanında? Bilmiyorum. Bir de benden işim var diye izin istedi. Sen mi izin verdin? Acelem var dedi, telaşlıydı. Vermese miydim? Gel. Yılmaz Bey, seninle konuşabilir miyim? Ha, gel bakalım Cennet Hanım. Bak şimdi, Cennet Hanım beni iyi dinle. Önce ben söyleyeyim. Ben senin sözünü ezdim geçtim. O Bilal denen adam beni aradı. Çocuklarla ilgili konuşacağız dedi. Ben de gittim. Ama vallahi senin hakkında sana zarar verebilecek ne bir şey söyledim, ne de ona bir şey söylettim. Cennet Hanım, Bilal bana zarar veremez. Benim endişem sana zarar vermesi. Ya adamın şehrini iyi bilirim. Tamam, çocukların konusunda endişelisin. Ama ben elimden gelen her şeyi yapacağım. İnan bana. Öyle değil mi Sevgi? Tabii tabii. Ben çok oyalandım. İşin başına döneyim. Sağ ol.
Arabaya da bineceğim mi? Gel. Hop. O bugün gittiğiniz ablayla ne konuştunuz? He? Sevdin mi psikoloğu? Sen rolünü iyice abartmışsın. Oyun salonunda buluşacağız diye de çocuk mu ayarladın kendini? Yavaş ol kız. Erkek kardeşim o benim. Şaka yaptım zaten. Adın ne senin? Güneş. Bir bırakmıyor ki konuşalım Güneş, değil mi? Bak ben onu sevdim, o da beni sevdi. Ne huyu ne de sarı saçları sana hiç benzemiyor. Sen kardeş olduğunuza emin misin? Ya Allah aşkına uğraşma benimle ya. İşine bak. Hüseyin abi var ya, tam bir öküz. Kadınlarla falan nasıl konuşacağını hiç bilmiyor. Sen büyüyünce öyle olma, tamam mı? Lan! İki saattir ağzını bıçak açmıyor. Bu deli bana öküz deyince mi gülüyorsun? Üzülme canım. Belki bir gün sen de güler, değil mi Güneş? Evet. Hadi sür bakalım. Yapıştır. Şu plan üzerinden geçmemiz lazım. Geç. Şimdi şöyle bak. Ne haber annem? Ben iyiyim Demir'cim. Ama seninle ilgili pek iyi haberler alamıyorum. Ah, ben okula geri döndüm senin dediğine bak. Müthiş bir aile desteği. Ya hayır, tabii ki onun için demiyorum. Okula girmene çok sevindim ayrıca. Ama arabanı satılığa çıkarmışsın. Sen nereden duydun? Benle değil arabamla ilgilenin zaten. Bravo. Niye satıyorsun arabayı? Paraya mı ihtiyacın var? Evet, ama sizin paranıza değil. Hem araba benim değil mi? Yıllarımı verdim toplamak için. Kendi emeğim, kendi param. İster satarım, ister binerim. Tamam, senin araban, senin paran. Ama neye lazım bu para? Hı? Kime lazım? Arkadaşlarım. Zümrüt'e lazım değil mi? Ya bu senin etin ne, budun ne? Niye sana anlatıyor? Niye senden yardım istiyor bu kız? Yardım isteyecek olsalar bana değil babama giderlerdi. Ki babamdan da artık yardım istemeyeceklerini Zümrüt açıkça söyledi. Bu özel bir mesele. Madem yardım istemiyorlar, niye anlatıyorlar Demir? Hı? Bu kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla meselesi. Bunların hepsi babana mesaj. Anne, kimsenin mesaj falan verdiği yok. Kızı konuşması için zorladım, o yüzden söyledi. Bu arada çok sağ ol. Seninle hiçbir şey paylaşılmayacağını hatırlattığın iyi oldu. Sağ ol. Hadi bakalım. İçeri geçin, önce bir Bilal Bey'in elini öpün, sonra gidersiniz odanıza. Bir teşekkür edin hadi. Bilal Bey, çocukların size bir diyeceği var. Aldığınız hediyeler için teşekkür ederiz. Rica ederim, çok da yakışmış. Bakın, Sabri abiniz seçti sizin için. Estağfurullah Bilal Bey. Hadi seçin birini, kartları içinde. Gerçekten bizim için mi aldınız bunları? Evet, sizin için aldık. Ya yani Bilal Bey, yani bunlar çocuktur, böyle şımartmamak lazım. Asıl çocukları şımartmak lazım hanım kadın. Hayat büyüyünce şımarmamıza izin vermiyor. Alsana yemin. Abi var benim telefonum. İşte alo mu alo. Olmadığı için değil, değiştirmeni istediğim için aldım. Al bakayım şunu. Maşallah. Bu ne böyle abi, defter gibi. Ben ne beceriksiz bir anneymişim ki hiçbir evladıma sahip çıkamadım. Güneşimi telef ettim, çocuk bana güveniyordu. Bakayım bu saatte. Alo? Abla? Kiraz. Ha Kiraz. Gel gel gel. Kiraz, nerede buldun telefonu? Kaçtın mı yoksa? Yok abla, kaçmadım. Bu yeni numaram kaydı. Alo? Alo? Kiraz?
Nasılsınız anneciğim? O soysuz size kötü davranmıyor değil mi kızım? Ya anne, hanım kadın öyle bir değişti ki sen bile görsen tanıyamazsın. Ama belli Bilal Bey emrediyor. Ya bizi alışverişe götürdü. Hatta kuaföre bile gittik. Kuaför? Güneş nasıl, iyi mi? Nasıl olsun anne? Siz orada, biz burada kilitli kapının arkasındayız. Anne sevgisi yok. Sahte sevgi, sahte zenginlik. Ağzımıza bir parmak bal çalmaya çalışıyorlar. O cadı karı sizin gözünüzü boyamaya çalışmış Kiraz. Aferin, bak öyle dimdik duracaksın, tamam mı? Dik duracağım, dik duracağım. Ama size bir an önce bizi buradan kurtarın. Ay akıllı kızım benim. Yavrum kurtaracağız annem, sabırlı olun biraz daha, az kaldı. Gerçekten mi? Gerçek annem. Kiraz, Güneş'in ağrısı sısısı var mı anneciğim? İyi anne, iyi. Bir ver bakayım onu bana. Tamam, veriyorum. Güneş gel, anne. Ay. Alo. Güneş'im. Ben seni çok özledim anne. Sen beni özledin. Ha. Kavuşacağız annem yakında, hiç merak etme. Korkma sakın, tamam. Annene son bir kez güven. Haydi şimdi ablanı öp. Ablan da seni öpsün. Tamam. Güle güle. Annem. Hep beraber bu sofraya oturmayalı ne kadar uzun zaman oldu. Demir okuluna geri döndü. Ben çalışmaya başladım. Hepimiz için epeydir her şey yolunda gibi değil mi? O zaman azıcık gülümseme. Buna çok sevindim Demir. Şu sıralar duyduğum en güzel haber bu. Bu kararında Yusuf'un katkısı var mı? Olmaz mı? Her doğru kararda Yusuf'un bir etkisi var baba. Ben kim, doğru karar almak kim? Değil mi? Aldığın kararlardan bir tanesinin doğru olduğunu söylesene bana. Sen benim hayatımla ne zaman ilgilendin ki kararlarımı sorguluyorsun? Ben sana hep yaklaştım. Ama reddeden sen oldun. Beyler yeter. Yusuf yüzünden mevzu nereye bağlandı? Yusuf yüzünden değil. Oğlunun şımarıklığı yüzünden. Sen bir kere oğlunu doğru düzgün tebrik etmeyi bilmiyorsun baba. Okula döndüm diye takdir edeceğine güvensizliğini yüzüme vuruyorsun. Söylediğim sözlerin altında farklı anlamlar arama. Demir haklı. Sen babası olarak sarılıp aferin oğlum diyeceğin yerde Yusuf'a pay çıkarıyorsun buradan. Yusuf'a pay falan çıkarmıyorum. Oğlunun aldığı kararlardan bir tanesinin doğru olduğuna dair örnek versene. Her zamanki gibi çok naziksin baba, sağ ol. Otur yerine. Biz kimi kandırıyoruz ki? Mutlu bir aileymişiz gibi aynı masada bulunmamız hata zaten. Ben doydum, size afiyet olsun. Demir otur yerine. Yılmaz bırak. Yemek istemiyorsa yemesin çocuk. Neyi bırakacağım Sevgi? Masa adabı diye bir şey var. Oğlunun bir türlü öğrenemediği. Ne zaman sinirlense masayı terk ediyor. Günaydın. Günaydın kızım. Gelsene, kahvaltı hazır. Erken kalktın. İşin mi var? Evet bir tanem. İşim kendimi aklamak. Sevgi'ye komplo kuran aynısını bana da yaptı. Onu bulacağım ve benimle uğraşmanın hesabını soracağım. Şimdi çıkmam gerek. Sen ne yapacaksın? Garajda bir arkadaşımla buluşacağım. Hmm. Leyla'cığım, sanırım ben müzayedeye yetişemeyeceğim. Sen gider misin? Tamam, merak etme. Tamam. Sağ ol. Ne için? Kendimi yalnız hissettirmediğin için. Her şey geçecek babacığım. Biliyorum. Kahvaltı yapmıyorsun değil mi? Gideceğimiz yerin kahvaltısı bir harika çünkü.
Tamam, beraber yaparız kahvaltıyı. Günaydın hayatım. Günaydın. Kahvaltıyı kiminle yapıyorsun? Eski bir arkadaşım. Yeni işimi kutlamak için davet etti. Güzel. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın. Size afiyet olsun. Abi günaydın. Günaydın. Didem'le işler nasıl gidiyor? Abi vallahi ben anlamıyorum o delinin oyunlarından ha. Ya kendi gibi rol yaptırmaya çalışıyor bana. Artist. Abi gerek var mıydı bu Didem falan? Hayır tabii sen daha iyi bilirsin de. Hayır benim korkum işi batırıp sana mahcup olmak abi yoksa... Beni polisten kurtardığın günü hatırlıyor musun yemin? Sana ilk kez borçlandığım gün. Abi deme şöyle borç falan. O gün de rol yapmaktan falan anlamıyordun ama rol yaptın. Ha o başka bu başka abi ben yapmak istemiyorum dersen o zaman seni zorlayacak değilim. Abi ben o gün rol yapmadım. Ama tabii senin bizim için yaptıklarından sonra yaparım tabii. Öğleden sonra müzayedeye gidiyorsun. Artem'le Leyla'nın kaçırmak istemeyeceği bir müzayede var. Ben duşa giriyorum. Kahvaltıda da bir randevum var. Haberleşiriz. Görüşürüz abi. Zümrüt. Kızım seninle ayrılmadan kardeşlerini bir arasak mı acaba? Anne belki şimdi zor durumda bırakırız. Hem Kiraz dün dedi ya iyilermiş merak etme. Başka da bir avuntum yok zaten. Ya ağaç devrilse yanındakine yaslanır. Ben bu kadar düşman içinde kime yaslanacağım bilmiyorum. Anne sence hanıma inanalım mı? Ya gerçekten verir mi çocukları bize? O Allah bir dese ben ona inanmam da başka çarem yok. Hem Faysal'a olan borcu silmek lazım kızım. Yoksa biz nasıl kurtulacağız o adamdan? Nereden bulacağım o parayı bilmiyorum ama. Ben asıl Güneş'e üzülüyorum, Güneş'e. Şu güzelliğimle harcanıyorum Güneş. Ablam böyle manken olacak kız ama... nerede? Yakışıklı kuzum benim. Layığına göre kıyafetlerini de giydim. Biliyor musun Güneş? Eninde sonunda inatçı annemiz bizi buradan kurtaracak. Kurtardığı zaman da ona asla kötü davranmayacak. Senin Cennet'te ne derdin var? Sonuçta senin ayarında bir kadın değil. Keşke göründüğü gibi olsaydı. Cennet sıradan biri değil. Nasıl yani? Cennet Yılmaz için çok kıymetli biri. Evlenmek üzereydik. Yeni evimize taşınıyorduk. Yılmaz da eşyalarını alıp geldi. Bir baktım küçücük bir valiz. Dedim bu kadar mı eşya? Sadece benim için kıymetli olan şeyleri aldım dedi. Sonra o valizden bir kılıf çıktı. Üzerinde böyle yılan deseni olan. Akça yılan. Öyleymiş. Kılıf yarımdı. Yani bir başka yarısı daha mı var? Var. O gün için nerede olduğu bilinmeyen... bugün içinse cennette. Anlayacağım ben Yılmaz'ı daha evlenmeden önce bir masala, bir yılanın yarısına kaptırmışım. Masalın diğer yarısı da cennet yani.
bir hayal gerçekleşmiş. Yılmaz bunun farkında mı? Maalesef. O zaman durum daha da vahim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bunu bildiğimi belli etsem Yılmaz'ı kaybetmekten korkuyorum. Belli etmesem bulacaklardan korkuyorum. Sen Yılmaz'ı bayağı seviyorsun. Şanslı adam. Bu konuyu senden başka konuşabileceğim kimse yok. Lütfen yardım et bana. Çözüm basit. Duyguları hedef alacaksın. Önce bir sorun yaratacaksın, sonra o sorunu çözeceksin. Ama eğer zaten bir sorun varsa, zayıf noktada var demektir. E öyleyse. Ziya abicim, niye çağırdın beni buraya? Bugün Sevgi'yi buraya yakın bir restorana kadar bir araba takip etti. Neredeler şimdi? Kendi gözünden görmek istersin diye düşündüm. Oradalar mı hala? Benim adamlar takipte. Destek ister misin? Yok, ben hallederim. Sen adamlarını çekebilirsin. Pekala. Sağ olasın. Arabayı yine satmaya kalkarsan garajın masraflarını kısman gerekecek. Çünkü sana kuruş verilmeyecek. Açmayacak mısın? Çocuklar işte. Dertleri hiç bitmiyor. Bir şeyiniz yok ki efendim. Yok yok, bir şey yok. Buyurun, ne alırdınız? Çay olur. Kalkalım mı? Bakar mısın? Hesabı alabilir miyiz? Hemen efendim. Bilal. Aşağılık herif. Sevgiden ne istiyor? Ya bu menemen ne kadar güzel olmuş. Ellerine sağlık ya. Ya Yasin, bu işte bir numaradır. Oldu olacak zaten, yakında burayı kapatacağım. Menemenci falan açacağım, o olacak galiba. Ha Didem, arabana baktın mı? Ya Erkan bir şeyler anlat, ama ben hiçbir şey anlamadım. Bitince bakacağım. O senden değildir. Erkan unutamamıştır. Bu ne ya? Ya benim müzayedeye yetişmem lazım. Leyla, ben de gelebilir miyim? Hep çok merak etmişimdi. Olur. Ha Yasin. Biz buraları böyle bıraksak sorun olmaz değil mi? Oldu olacak, bir de bahşiş bırakın ya. Tamam, öptüm, bay. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Seviyorum bu kızları ya.
Korkma Zümrüt. Nasıl korkayım senden? Sen yemini vurdun. İsteyerek olmadı. Vallahi silahın önüne o atladı. Niye geldin? Kiraz'ı merak ettim. Sen merak etme Kiraz. Onu rahat bırak. Hadi şimdi git. Kaç gündür evin etrafında dolanıyorum. Öldüm meraktan. Ne olur yerini söyle bana. Ya bir şey desene. Nasıl evimizin etrafında dolanırsın? Bir de utanmadan söylüyorsun. Bak ağzım çıkana kadar bağırmadan hemen git buradan. Sen istesen de istemesen de bulacağım Kiraz'ı. Zümrüt! O kim? Hiç önemsiz biri. Pek öyle durmuyor, gergin gibisin. Yok, iyiyim ben, iyiyim. Bak, verdiğin soruları düzenledim. Süper. Dersten sonra tekrar çalışır mıyız? Olur. Hadi görüşürüz. Efendim? Alo? Firdevs Hanım'la görüşecektim ben. Benim, buyurun. Bana kuaförde kartınızı vermiştiniz anne. Aa, o güzel yüzlü kızsın sen. Evet, evet. İsmim Kiraz. Ya ben koşulları öğrenecektim. Annenden imzalı izin kağıdını alman yeterli. Sonra beni tekrar arayabilirsin. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. Haber bekliyorum. Dikkat etsene. Yemin. Sen de müzayede kaçırmıyorsun belli ki. Bilal Bey'in işleri işte. Ne yapayım? Yani sen ilgilenmiyorsun. Pek sayılmaz. Öyleyse sen kapıda beklemeye devam et. Bizim işimiz var. Yürü gidelim. Demek garajda bahsettiklerini yemin buymuş. Sakın sen de dalga geçeyim deme. Yok ya, ben hoş çocuk diyecektim. Demir. Nasıl gidiyor bakalım? Fena değil. Özlemediğim kadar varmış. Bitti mi ders? Bitti bitti. Ben de Zümrüt'e uğrayacaktım. Ya biz bugün bütün gün çalışmayı planlıyoruz. Öyle mi? İyi. Zümrüt'ün yanındaki çocuk kim? Yani biraz ilgili gibi. Sevgisi falan mı? Zümrüt'ün sevgilisi yok Yusuf. Olamazlar gibi söyledin. İşte, ne iş? Nasıl iş? Yani aranızda bir şey mi var? Ben ve Zümrüt arkadaşız Yusuf. Hem sen bu sorularla nereye varmaya çalışıyorsun? Kendine yol mu yapıyorsun? Hayır canım, meraktan sordum. Öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber? İyiyim. Nasıl geçti? Έλα, τι κάνεις. Καλά είμαι, μωρέ. Εδώ πίνω καφέ με μια φίλη μου. Α, το πήρες στο ενίκιο. Ωραία, δώσου στα παιδάκια που το έχουν ανάγκη. Έγινε, μωρέ, και εγώ χάρηκα που σε άκουσα. Έλα, σε φιλώ πολύ, γεια.
Güzel mi oralar? Nereler? Yunanistan işte. Güzel ama İstanbul bambaşka. Sen neden döndün ki? Annemi kaybettikten sonra babam için döndüm. Bizimki uzun hikaye. Boş ver. Bu antika merakı da babandan geçiyor herhalde. Yoksa bu kadar küçücük bir şeye bu kadar para verilir mi ya? Ya o küçücük dediğin şey sultanların kullandığı aşurelik. Ama sultanlar bundan aşure yiyince ne oluyormuş ki? Allah'ın fincanı işte. Bir de sıraya giriyorsunuz bunu almak için bu kadar. Antika merakı olmayanlar anlamaz Didemciğim. Allah haklısın. Bana 40 yıl anlatsan beni ikna edemezsin buna bu kadar para vermeye. Afiyet olsun. Aa, otursana. Yok, ben de rahatsız etmeyeyim. Ay ne rahatsızı canım, değil mi Leyla? Hay Allah ya. Hay Allah. Ya ben görmedim. Kusura bakma. Önemli değil. Çok ayıp oldu sultanlara bak, görüyor musun? Ya neyse canım, boş ver. Bir dahaki sefere bir çorba tası, tıraş tası falan alırsın. Yani sultanların son tası bu değil herhalde. Hı, koleksiyonun son parçasıydı bu. Ya ben gerçekten görmedim, kusura bakma. Yemin, sen neler yapıyorsun? Hiç, çalışıyorum işte. Nerede çalışıyorsun mesela? Bizim işler biraz karışık. Arkadaşı sık boğaz etme Didem. Belki işi falan vardır. Ya ben gerçekten de görmedim. Yanlış anlamazsan telefon numaranı alabilir miyim? Yani hatamı telafi etmek için. Kolay telafi edilecek bir şey değil yemin. Ben gerçekten halledebilirim. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Yemin. Üzülme. Ay ben çok merak ettim, nasıl telafi edecek acaba, ne alacak sana? Ne o? Meyve mi yiyeceksin? Ha, sen de yersin belki. Şifadır hem. Yok, istemem. Şifadır, şifadır. Elma yer misin? Yok. O zaman ben sana muz vereyim. Hala Kiraz. Nedir bu haller? Ne varmış benim halimde? Kız, ben seni bilmez miyim? Yılan gibi sokarsın. Nedir şimdi bu tatlı tatlı konuşmak? Madem birbirimizi sevsek de sevmesek de aynı evde yaşamak zorundayız. Bence anlaşalım. Ben senin ciğerini bilirim. Hele senin dilinin altında bir başka halt var ama ne? Var bir şeyler tabii. De baka. Benim mankene kajansla kaydolmam için senin imzan gerekiyor. De ki! Ne zaman ananın yanına gidersin o zaman alırsın imzayı. Ama anneme söylersen ben bacaklarımı kırar. Kırsın, kırsın zaten, bacaklarını kırsın. Ne olur hanım ablaya izin ver. Kadının yüreğine. Getir kız, imzalayacağım. Gerçekten mi? He. Ama Bilal Bey'in adamlarıyla gidip geleceksin ona göre. Tamam. Hadi kalk Güneş. Cennet kadın. Kiraz'ın manken olduğunu öğrenince yüreğine mi iner, beyin humması mı olur, bir taraflarına mı iner? Artık Rabbim ne kısmet ederse. Cennet. Cennet, ne bu halin, ne yapıyorsun? Kaptırmış gitmişsin, bir sakin ol. Kusura bakmayın. Durumdan haberdarım. Bulamadın değil mi parayı? Bulamadım.
ben veririm. Çalıştıkça ödersin. Yok sağ ol, kabul edemem. Edersin Cennet. Bak ben de anneyim. Neler çektiğini anlayabiliyorum. Hem sen benim yerimde olsan aynısını yapmaz mıydın? İnsan olan yapar elbet. E tamam o zaman. İtiraz istemiyorum. Bak biliyorum gururlu bir kadınsın. Kimseden yardım kabul etmiyorsun. Ama benimki kadın dayanışması. Lütfen kabul et. Cennet ben de anneyim. Seni anlayabiliyorum. Ben gideyim parayı hazırlatayım. Bütçe arttırma talebinde bulundum. Eğer onay gelirse sana çok iyi bir para çıkartabileceğim. Duydun mu Demir? Belki kardeşlerime yardımcı olabileceğim. Ben hanımın parasını hallettim. Artık endişelenmene gerek yok. Ne parası? Senin haberin yok mu? Yok. Kızlar için 100.000 lira istemişler. Eğer o parayı verirlerse şikayeti geri alacaklarmış. Söyleseydin hallederdik. Bana söyledi, ben hallediyorum. Demir, ben bunu kabul edemem. Zaten kayıt parası için de o kadar borç aldım senden. Ya olmaz. Niye inat ediyorsun? Hallettim diyorum ya. İnat etmiyorum Demir. Sen de beni anla lütfen. Peki sen bilirsin. Ben kaçayım o zaman. Biz çalışacağız. İstiyorsan sen de kal. Hem bize yardımcı olur. Hayır sağ ol. Size kolay gelsin. Demir. Ya beni yanlış anlamadın değil mi? Boş ver, sen kafana takma beni. Çocuklar çok sevinecek. Efendim. Ha, Kiraz. Kızım, kadını verir misin? Neden istiyorsun ki hanım anne? Yok kızım, uzatma. Hadi versen kadını. Tamam. Annem seni istiyor. İmzaladığını öğrenmese bari. Ne var Cennet kadın? Bana bak, paran hazır. Çocuklarımı getir, parayı al. Parayı mı buldun? Nertes. Kız, sakın beni kandırmayasın. Ne bak, soysuz. Sen kendinden mi sandın beni? Hadi, çocuklarımı getir, paranı al. Nereye geleceğimi de söyle. Bir saat oradayım. Çok sağ olun. Yeter artık Cennet. Bırak teşekkür etmeyi. Ne oldu, gidiyor muyuz? Anam parayı bulmuş, hadi gidiyorsunuz. Hadi kalk Güneş, biz eşyalarımızı hazırlayalım. Hayırdır? Neyin sevinci bu böyle? Hayır, hayır. Analarının yanına yolluyorum da onun sevinci. Ne oldu yine? Ya bir şey oldu yok. Kendime bakmaktan acizim ben. Bir de bunların derdiyle mi uğraşacağım? Hadi. Ya şimdi mi geldi aklın başına? Yakışıklı. Sen de gitmek istiyor musun? Gitmek istiyor tabii. Onun yeri annesinin yanı. Sen gibi nankör değiliz biz. Ulan yürü git, nereye gidiyorsan giderek çarpacağım ağzına. Haydi kalk Güneş, hazırlanalım.
Hoş geldin Ertan. Gelsene. Çok kalmayacağım. Seninle konuşacaklarım var. Ertan bak, siz Yılmaz'la kardeş sayılırsınız. Nereye kadar bu küskünlük? Bunları konuşmak için gelmedim. Seni uyarmak için geldim. Ne bu tavır? Ne oluyor? Asıl sana ne oluyor Sevgi? Bugün Bilal'le gördüm seni. Otursana lütfen. Yok, iyiyim böyle. Bak, Bilal'le biz sadece arkadaşız. Kendimi çok yalnız hissettiğim bir gün tesadüfen karşılaştık, o kadar. Zaten arada bir görüşüyoruz. Başka bir şey yok. Söz konusu Bilal'se hiçbir şey tesadüf değildir Sevgi. Mutlaka işlettiği bir planı vardır. Gerçekten büyütülecek bir şey yok. Sen o adamı tanımıyorsun Sevgi. Tamamen ilişkini kesmezsen Yılmaz'a büyük zarar vereceksin. Eğer gerçekten Yılmaz'ı seviyorsan onu bir daha asla görme. Bak Ertem, ben nerede duracağımı bilirim. Sen bunlarla ilgileneceğine kendi derdine bir çözüm bul. Çözeceğim, merak etme. Efendim ziyaret. Tamam, geliyorum. Hadi görüşürüz. Niye gelmiş? İşle ilgili birkaç detayı paylaştı benimle. Buraya da bir imza atıyorsun. Bundan sonra çocuklar üzerinde hiçbir hakkın kalmayacak. Çok şükür. Üstümden bir yük kalktı ya. O yükü zaten sen isteyerek almadın mı? Al şu parayı. Nerede benim çocuklar? Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç. İşte ben kızları cennete geri verdim. Ya ben sana karışmayacaksın. Para almayacaksın demedim mi? Oğlum yeme. Bak ve senin iyiliğin için yaptım ya. Sen elini kirletmeyesin, pisletmeyesin diye biz nereden bulacağız bunca parayı? Ya borç onların borcu, bize ne? Ya sen nereden buldun bu kadar parayı? He? Beni Faysal'ın önüne atarken gocunmadın da. Ya şimdi nereden buldun bu kadar parayı? Ha, bak doğru söylüyorsun. Vallahi haklısın. İşte bu kadının kötülüğü yüzünden oldu her şey. Ben istesem çocuklarını bir ömür göremezsin, biliyorsun değil mi? Hanım, bu son imzayı da at bitsin. Ya otur yerine, sana kağıt soran olmadı. Eğer ben istersem çocuklarına bir ömür hasret kalırsın, biliyorsun değil mi? Ya ne oldu, çok mu üzüldün? Kızlarını senden alırsan ne yaparsın? Kahrolursun değil mi? Ya sen bana oğlum demeden kaç yıl yaşadın? He? Ama bunlar olmadan yaşayamazsın değil mi? Ya konuşsana. Beni bıraktığın gibi onları bırakamazsın değil mi? He? Konuşsana. Sen ne biliyorsun da neyi konuşuyorsun be? Şu kadının kuklası olmuşsun. O ne derse ona inanıyorsun. Artık kime inanırsan inan, umurumda değil. Gözümün önüne görünme. Aklın başına almadan da benim karşıma çıkma. Nerede benim çocuklarım? Orada. Başka bir şey için gelmediğinden emin misin? Öyle bile olsa bana bir şey söylemedi. Efendim?
Yok yok, hayır. Siz karar vermeyin. Cennet gelince bakar. Yarım saat sonra gelir. Tamam. Nereye gitti Cennet? Ah, ben sana söylemeyi unuttum. Çocuklarını almaya gitti. Allah Allah. Hanım nasıl ikna olmuş? 100.000 lira istemiş. Ben de kendi hesabımdan verdim. Ama ne olur Cennet'e bildiğini belli etme. Kırılır. Hakikaten parayı sen mi verdin? Evet, ben verdim. Neden inanmıyorsun? Yani zor durumda bir kadına yardım edemez miyim? Edersin tabii. Allah'ım sana şükürler olsun. Güneş, Hasan, Hasan. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Dur annem, açacak. Dur, dur. Aç kapıyı. Ağlayacağım annem, annem. Çıkacaksın, dur. Yavrum, kuzum. Aç kapıyı. Aç, yemin. Aç. Ya bu ne acele Cennet kadın? Aç. Hadi oğlum, aç artık. Ne sevenleri kavuşturalım. Değil mi anacığım? Kızım! Oh yavrum! Kızım! Benim yavrum! Alırım dedim, bak kaldım. Ay sen ne güzel oluyorsun, maşallah sana, maşallah. Ay kuzum o benim. Ya işte. Şimdi gördün mü Cennet'in gerçek çocukları kim? Anladın mı şimdi? Başlama yine. Oğlum, bak artık borcumuzu ödeyebileceğimize göre hele biz Mordin'e geri dönelim. Ha? Gidelim mi? Benim artık orada gidecek bir yerim yok. Öyle deme be oğlum. Ya o zaman ben gideyim. Nasıl olsa artık borcumuz ödenince bir mesele kalmayacak. Ben evimi özledim. Göğümü özledim. Ara Faysal'ı. Paranı gönderiyoruz da. Kuzum. Özlemez mi ablası? Özlemez mi? Kiraz, gel annem yanıma. Çok özledim. Oh yavrum, güzel kızım. Anne hani biz kuaföre gittik ya. Orada çıkışta beni bir görseydin herkes manken sandı. İyi tamam kızım, uzatma benim ayarımı, bozma kuaför falan. Bunu kim aldı? Hanım aldı işte. Hanım almış. Hanım almış. Çok mu beğendin yoksa ha? Şimdi beğeneceğim. Ya. Ne diyor bu ablam? Ne diyor bu ablam beni? G3, bu da 2007. Ama tabii flash G3, vezir H3, at HF5, at G4. Zaten çok uzun sürmüyor, hızlı beraber olur. Buyur hanım kadın. Oturmaz mısın? Yok, işim varsa ben sonra geleyim. Otur lütfen. Sağ olasın. Anlat bakalım, neler yaptın? Valla ben çocukları analarına bıraktım, oradan geliyorum. Öyle mi? Valla oturdum, düşündüm. Seninle konuştuktan sonra dedim, Bilal Bey haklı. Yani benim husumetim bunların analarıyla. Ya bize sebep çocuklar arada heder olmasın dedim. İşte bıraktım yani. Çok doğru düşünmüşsün. Çok da güzel davranmışsın. Bravo. Sağ olasın. Ama senin sayende vallahi Bilal Bey, eğer seninle konuşmasaydım ben o çocukları bırakmazdım. Estağfurullah. Kahve yapayım mı?
Lütfen. Kiraz. Hanım, Güneş'in erkek olduğunu öğrenince çocuğa bir şey söyledi mi? Yemin abim yakışıklı falan dedi anne. He. Ama Güneş'in de hoşuna gitti, gülümsedi. Ya, ha, bu arada Güneş'in saçını keseceklerdi. Nasıl saçını keseceklerdi? Olur böyle şey ya. Aa, bak Allah aşkına ben alıştıra alıştıra keseceğim o saçı. Zamanını bekliyordum. Yemin abim berber getirtmiş. Ama Güneş de kestirmedi zaten. Korkup odaya kaçtı. Tabii canım korkmuştur çocuk. Olmaz öyle şey. Ama artık kesmek lazım anne. Ya keseceğim de işte. Önce bir pedagoğa götürelim Güneş'i. O ne? Şey bir çocuk psikoloğu. Hani bu yaşananlardan çok etkilenmiştir ya, o yüzden iyi olur diye düşündüm. Doktor. He. Tamam. Sen bir araştır onu da kızım, tamam. Kaç var onu da bir öğren. Tabii. Şimdi saçını keseceğiz. Sünnet yapmak lazım okula gitmeden. Ki hani o çocuk okula giderken erkek olduğunu bilerek gitsin artık yani, korkmasın. Alo. Kiraz Hanım. Evet benim. Merhabalar, sizi Sona Kast Ajansı'ndan arıyorum. Buyurun. Yarın büyük bir firma için reklam çekimimiz var. No name isimlerle yapılacak bir çalışma bu. Sizin gibi yüzlere ihtiyacımız var. Uygunsanız buyurun görüşelim. Alo, Kiraz Hanım. Yok, gelemem ben. Ha, öyle mi? Öyle. Aslında gelseniz iyi olurdu. Rol küçük ama hem parası iyi hem de kariyerinizin başlangıcı için bir fırsattı. İsterseniz bir daha düşünün. Yok, istemiyorum. Sağ olun. Yeter artık Hande, yeter. Yılmaz'ı zerre kadar etkileyemedin. Bu iş bitti artık kızım, bitti. Bitti ne demek ya? Ha? Bitti ne demek? Her şey daha yeni başlıyor Zafer. Hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmak, beni hiçe saymak ne demek? Herkes görecek. Yılmaz tuzağa düşmedi. Kabul et artık ya. Ama düşmediğini bilmiyor. Şu anda yapmam gereken tek şey adımlarımı doğru hesaplamak. Bir de senin evini bulmaları iyi olmadı Zafer. Acaba bir süreliğine yurt dışına falan mı gitsen diyorum. Vay vay vay. Sen ciddi ciddi benden kurtulmayı mı düşünüyorsun? Ha? Bilecek gibi beni buraya tıktın. Ama ben bu oyunu bozar, seni yok ederim. Saçmalama Zafer. Şu anda uğraşmak istediğim en son konu sensin. Çık biraz dışarıya hava al. Beynine kan gitsin. Aklından bile geçirme. Bedeli ağır olur. Ödeyemezsin. Vermiyor. Lütfen not bırakınız. Allah Allah.
Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsın Cennet? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Kızlarıma kavuştum sayenizde. Lafını bile etmeye değmez. Uzattığınız eli hiç unutmayacağım. Beni büyük bir müşkülden kurtardınız. Kızlar nasıl? Bir sorun yok değil mi? Yok, yok. Çok iyiler. Sevindim. Bu senin tezgahın mı? Evet, benim tezgahım. Eline sağlık. Çok güzel oluyor. Sağ ol. Bu köşedeki ne motifi? O akça yılan. Ben böyle bazen halları dokurken onu da oraya işleyiveriyorum. Yani şey gibi, imza gibi. Akça yılan. Evet. Bak burada da var, dur. Bu. Ne oldu? Hiç. Çok güzelmiş. Hep boynunda mı taşıyorsun? Evet. Öyle yani uğur gibi. Muska. Ne anlamı var? Pek şey yok. Yani çocukluğumun masalı, ömrümün hikayesi öyle. Benim aslında bundan bir tane yastık kılıfım var. Aslında yastık kılıfı iki tane de, biri başkasında. Kimde? Beni büyüten bir nene vardı, onun oğlan torununda. Benim öteki yarım, eksik tarafım. Ben onu kaybettim. Umarım bulursun. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Alo Zümrüt. Bekle bir dakika, hoparlörü alacağım. Bekle. Gözünüz aydın ya. Biz burada garaj ekibi çok mutlu olduk. Zümrüt nasılsın? Leyla. Çok iyiyim. Kavuştuk artık kardeşlerimle. Ya sayenizde. Ya bırak teşekkürü. Şimdi anlatsana nasıl oldu? Ya inanmayacaksınız ama Yemin de yardım etti bize. Yemin mi? Evet. Hanımı o ikna etmiş. Sonra annem de gitti aldı kardeşlerimi. Zümrüt çok mutlu olduk. Bak bu da geçti, gördün mü? Evet Demir, bu da geçti. Benim bu akça yılan masalını bitirmem lazım. Gelebilir miyim? Tamam, ben sonra geleyim. Yok yok, gel. Gelebilirsin. Ben demin haddim olmayarak bir yanlış bir şey mi söyledim? Yok, söylemedin. Biz İstanbul'a geldiğimizden beri en zor zamanlarımızda ailecek hep yanımızda oldunuz. Hakkınızı ne yapsam ödeyemem. Ben bilmenizi istiyorum ki bu borcu da en kısa zamanda ödeyeceğim. Cennet, lütfen kendini bunun için sıkma, darlanma. Paran oldukça zamanla azar azar ödersin. Abi merak ettim. Hoş geldin. Hoş bulduk da lütfen güzel bir haber ver. Arabını aldık. Tamam gidelim hadi. Emekli bir polis olarak bu tip hareketleri hiç tasvip etmiyorum Artan. Ama senin yerin çok başka. Biliyorum abi, teşekkür ederim de adamı ne zaman getireceksin?
Emanetin burada. Demir, yemeyecek misin oğlum? Yok, dışarı çıkıyorum Yusuf'larla. Sonra görüşürüz. Zümrüt yok mu? Çok şaşırdım. Bu insanlardan ne istiyorsun anlayamıyorum anne. Cennet teyze Zümrüt izin verir mi? Gelmesini ister misin? Demir. Alo Demir. Zümrüt evde misin? Evet. Bu akşam dışarı çıkacağız. Hep beraber. Sen de gelsen diyorum. Hem kutlamış oluruz. Yok olmaz. Anne, Demirler dışarı çıkacaklarmış da beni de çağırıyorlar. Ne? Bir saniye Zümrüt. Alo Zümrüt, ben Sevgi. Anneni bir verir misin? Bir dakika. Sevgi Hanım. Alo, buyurun. Ah, Cennet merhaba. Sana bir gözün aydın diyemedim. Çocuklar dışarı çıkıp kutlayacaklarmış hep beraber. Zümrüt'e de izin verirsin değil mi? Ben bir sorayım istedim. Gece gece mi? İlahi Cennet Hanım, kutlamanın gündüzü gecesi mi olurmuş? Çocuklar hep beraber çıkacak işte. Gerçeği öğrenmek istersen ve o gerçeği öğrendiğinde yaşayacağın pişmanlığa hazırsan benimle gel. Ne demeye çalışıyorsun? Olup biteni anlamak için gelip görmen lazım. Kim bu? Tanıştırayım. Kendisi Sevgi'ye telefonlar açan, mesajlar ve fotoğraflar yollayan arkadaş. Yanlış adamı arıyormuşuz. Adı Zafer. Memnun oldun değil mi Zafer? Konuşsana. Aradığımız kişinin bu olduğundan emin misin? Hala bütün bunları benim yaptığımı düşünüyorsun? Yok. Yanlış anlama Artem. Yani aradığımız kişi bu diye karşımı çıkarınca yanlış aşağı. Nerede buldunuz bunu? Ziya abi aradı. Buluşma yerine gittiğimde bu keklik arabanın bagajındaydı. Şimdi sana bir şey soracağım. Bütün bunları sana kim yaptırdı? Thank you.
kalmak suçu kabul etmektir, biliyorsun değil mi? Bak, bütün bu olup bitenleri anlatırsan alacağın cezayı hafifletecek bir yöntem buluruz. Hadi konuş, senin konuşman lazım. Konuşsana oğlum! He? O fotoğrafları, o mesajları niye gönderdin? Karımdan ve benden ne istedin? Yılmaz, sakin ol. Konuşsana! Hadi polisi arıyorum. Polisi sonra arayalım. Şimdi bunu sevgiyle yüzleştirelim. Doğru söylüyorsun. Telefonum çalıyor Yılmaz. Telefonum çalıyor. Efendim. Şu anda hiç uygun değilim. Ama Yılmaz Bey, konuşmamız lazım. Sevgiyi rahatsız eden adamı bulduk. Neredesiniz? Sevgi nerede? Çiftlikteyiz. Gerçekten uygun değilim. Bu saatte iş mi görüşülür ya? Bir tabak daha koyalım mı? Demir de gelecek. Yemeğe mi gelecek? Bilmem. İnsan da lafın üstüne gelirmiş. İyi akşamlar. Buyursana Demir. Sağ ol. Nasılsın? İyi, sağ ol. İyi akşamlar Cennet teyze. Hoş geldin oğlum. Güneş. Ne haber Kiraz? Ben geçmiş olsun demeye bir de Zümrüt'ü almaya geldim. Bir sıkıntı yok değil mi Cennet teyze? Bak bu sefer senden teslim alıyorum. Evet, benden teslim alıyorsun da ben de annenin lafını yere düşürmemek için sana izin veriyorum. Ben böyle emri vakileri sevmem oğlum. Bana bir daha bunu yapma, tamam mı? Tamam söz. Bir daha olmayacak. Nereye? Hakikaten nereye Demir? Arkadaşlarla kutlama yapacağız. Kiraz da gelsin bizimle. Olmaz. Anne gelsin. Olmaz dedim. Sen de iki saate geri dönersin zaten. Anne ben de gideyim. Olmaz. Lafımı ikiletmeyin. İşte buradaymış. Cennet'le Yılmaz'ın masalı burada biter. Sevgi. Sevgi. Artem hoş geldin. Hoş bulduk. Seni gördüğüme sevindim ama hayırdır? Hayırdır, hayır. Artem sana mesaj atan adamı bulmuş. Gerçekten mi? Evet. Kimmiş peki, nerede? Garajda, seni bekliyor. Gel bak bakalım, belki tanıdığın biridir ha. Tutuklu kaldım.
kendi hayatımdan çaldın. Yedi cihan dolandın. Bağımlısın demiyor. Zümrüt. Efendim. Hiç, hiç. Söyle. Ya herkesin bildiği bir şey söylememe zaten gerek yok. Ya söyle hadi. Çok güzelsin. Sağ ol. Selam. Sümit, bizim dışarı çıkmamız lazım. Ne oldu demin? Kiminse içiyorum. Tanıyor musun Sevgi? Daha önce hiç görmedim. Emin misin? Hafızanı zorlarsan belki hatırlayabilirsin. Tanımıyorum Yılmaz. Gerçekten hiç görmedim. Tamam. Biz üzerimize düşeni yaptık. Gerisi polise kalmış. Hadi Sevgi. Şimdi... Geldin geldik işte. Başka derdim yokmuş gibi. İş bu, geleceksin tabii. Yetişkin gibi konuşmayı deneyebilirsin mesela. Normal insanlar öyle yapıyor çünkü. Allah Allah. Bak sürüsü de yok yanında. Hadi, hadi. Ben oraya gidiyorum. Tamam. Çok gülüyorsun, çok. Kendi kelimelerinle konuş. Öylesi daha iyi olacak. Ya Faysan çok yaşa ya. Zaten sen nasıl dayandın ki bana? Dayandım. Çünkü benimle kendin gibi nasıl konuşacaksın çok merak ettim. Zümrüt ve Demir hala dışarıdalar mı? Evet, dışarıda. Zümrüt burada mı? Evet. Niye, bir problem mi var?
geldin Hande. Şişt, sessiz ol, yakalanacağız gerizekalı. Ne dediler sana? Ne sordular? Ya konuşsana Zafer. Öğrendiler mi benim olduğumu? Aynen böyle sustum. Öyle bir sustum ki adını bile unuttum. Handeciğim. Hiçbir şey söylemedim, merak etme. Aferin. Ben sana yolumuzu başka şeylerle bulalım demiştim. Ama bak, başımız yine bitten kurtulmadı. Başladı yine zevzekliye Zafer. Sen beni bırak da buradan nasıl kurtulacağız onu söyle. Polisler gelmek üzere. Ya Demir, bıraksana elimi, ne oldu? Niye böyle apar topar çıkardın beni? Zümrüt. Zümrüt, ben... Seni ilk gördüğüm anı hatırlıyor musun? Evet, tabii ki hatırlıyorum. İşte ben bir dakika öncesi gibi hatırlıyorum. Zümrüt, ben o andan beri... Lan! Zümrüt! Abi. Ne oluyor lan burada? Hiçbir şey yapmıyoruz. Ulan nasıl bir şey yapmıyorsun? Gecenin bu saati polislerle. Ne diyorsun lan sen? Ulan bana bak Tüte oğlanı. Sen kimsin de gide bir karşıma çıkıp duruyorsun lan? Ha? Kimsin dur, lan? Dur abi dur. Dur tamam. Demir yapma. Dur sakin ol. Dur. Dur yap. Yardım edin. Demir ya. Ya yapma Demir dur. Tamam. Yusuf. Ya. Yapma ya. Yusuf. Demir Yusuf yapmayın ya. Yapmayın. Karışma sen. Oh, yapma Demir. Sakin ol. Git git. Al özünü tek edin burada. Zümrüt gel. Gel Zümrüt. Oğlum sen neler dua et. İyi misin? Ne oldu ya? Kalk. Dostlarımla mutlu bir gece. Forever. Gülün eğlenin siz. Forever'mış. Alo. Kiraz. Neredesin Veysel? Seninle bir konuşmamız lazım. Ama insan gibi. Kapında nöbetteyim. Ama göremedim seni. Zümrüt'e sor istersen, okuluna bile gittim. Burada mısın yani? Tabii. Odamız Zümrüt Hanım bana hiçbir şey söylemedi. Memlekete dönemiyorum seni görmeden. Kaçacak mıyız? Öyle diyordum. Yok, kaçamam ben Veysel. Sen artık kendi yolunu çiz. Hem abimi de vurdun. Benden sana hayır gelmez. Ayrılacak mıyız? Doğru mu duydum? Doğru duydun. Ben de kendi yoluma bakacağım artık. Sana bunu söylemek için aradım zaten. Sen o kuzumu tam. Ama büyük adam olmanın türlü türlü yolları var. Akşamlar. İyi akşamlar. Yılmaz Koçeri siz misiniz? Benim ben. İhbar ettiğimiz kişi de garajda duruyor. Adamın ellerini ayaklarını bağladık. Annem olsun diye. Aa, Hande? Hande? Gelmeyeceksiniz sandım. Canım sen iyi misin? İyiyim. Anne ne oldu burada?
Hanımefendi, neler oldu anlatacak mısınız? Ben Sevgi'ye uğrayayım dedim. Arabam için burada yer var mı diye bakmaya geldim. Sonra da bu haldeyim işte. Ben bir etrafa bakayım. Siz bilirsiniz ama aradığınız adam her kimse arabamı alıp kaçtı. Bayılmadan önce en son duyduğum ses arabamın sesiydi. Tamam, sen bir çık bak. Peki ne zaman oldu bu anne? Tam hatırlamıyorum. İnanılır gibi değil. Adamı yine kaçırdık elimizden. Artem Bey, Yılmaz Bey, kimdi bu adam? Ay, seni iyi unutmak için ne yapmamız gerekiyor yavaş acaba? Yavaş falan olamaz. Şu suratının haline bak. Her şeyi mahvetmen ne kadar kolay oldu, farkında mısın? İnsanın içine çıkacak halin yok Emin. Kendin halletseydin o zaman. Ha? Bulaştırmasaydın beni bu oyuna. Ben o oyunu kuramadan seni bozabileceğini tahmin edemedim. Kusura bakma. Bilal Bey, ne diyeceksin? Çok merak ediyorum. Halledemedin işte. Bir halt halledemedin. Hallederim. Oğlum, sen zaten şehir hayatına alışmadın. O kızı kendine nasıl aşık edeceksin? Daha gidip kendi kız kardeşinin üzerine yürüyüp ondan sonra onun kötü yola düşmekle itham ediyorsun. Kim adam der senin gibisine? Vallahi artık kimin işine geliyorsa. Bak, Zümrüt benim kardeşim. Benim için kardeşim de, sevdiğim kadın da namusumdur. Acaba o kadınlar sizin namusunuz olmak istiyorlar mı? Şimdi git yaptığın mallığı kendin anlat patronuna. Belki bir erkek söyleyince anlarsın. Hadi eyvallah. Hande doktor istemediğine emin misin? Evet, eminim Artem Bey. Zaten şu anda hastanelerle, doktorlarla uğraşacak halim yok gerçekten. Ellerini Ziya abiyle birlikte bağladık. Nasıl çözdü, nasıl kaçtı? Hala anlayabilmiş değil. Yani ben de bilmiyorum ki. Zaten ben adamın yüzünü görmedim. En son hatırladığım adamın bana saldırması ve yumruk atması, o kadar. Başka da bir şey hatırlamıyorum. O psikopat daha fazla zarar vermeden ucuz atlattın. Geçmiş olsun. Sevgi, bunu oraya kim attı? Bilmem. Hiç haberim yok. Zümrüt, bu akşam için kusura bakma. İyi geceler. İyi geceler. Ediyorum işte. Ne oldu? Neye suratı nasıl? Eğlenmedin mi? Yok. Bir şey olmadı. Kiraz gelmedi ya. Bir de böyle alışık değilim ben. Kızım, biliyorum senin suçun yok da. Bir daha beni o insanlara emri vaki yapma. Tamam anne. Bir daha olmaz. Hadi giz, üşüme.
Yılmaz, sana sormak istediğim birkaç konu var. Atölyeye kadar gelebilir misin? Tamam, geliyorum. Alo, ben Kiraz. Hani dün çekim için aramıştınız. Ha evet, hatırladım. Ben size bir şey diyecektim. Eğer ki benim yerime birini bulmadıysanız o reklam filminde ben oynamak istiyorum. Güzel karar, tebrik ederim. Bekliyoruz. Tamamdır, görüşmek üzere. Hayatım, telefonu unuttum ben. Yılmaz Bey, şimdi ben... Ne senden öncesi... Ne senden sonrası... Ne sen...